Saraybosna Caddesi'ndeyiz. Hoş geldik. Lokal rehberimiz Muammer Hak bugün bizlere eşlik edecek. Felsefe kendisine bakıyor. Evet değerli misafirler, Saraybosna'ya hoş geldiniz. Şu anda bulunduğunuz yer Saraybosna başkentimiz. Bosna Hersek'in başkenti. Bu şehir Osmanlı zamanında 15. yüzyılda kurulacak olan bir şehir ve Milatka Nehri'nin etrafında kurulan. O dönemde 500 yıllık bir Osmanlı burada hakimiyetini sağlayacak. Belki en güzel Balkan topraklarında en güzel hakimiyetini 500 yıl içerisinde buradaki topraklarda veriliyor. Ardından onun çekilmesiyle Avusturya Macaristan hükümeti idari olarak Bosna Hersek topraklarına geliyor. Ve onlar da o dönemde artık kendi mimarını göstermek amacıyla kendi binaları yapmaya karar alıyorlar. Ve o dönemde baş çarşımızın tam başında yapılacak en güzel binası diye adlandırılacak belediye saray olarak. Buradaki araziyi seçiyorlar. Üçgende bir şekilde 3 ev de bu arazi üzerinde bulunmaktadır. Üçü de Boşnaklara ait. İkisini çok çabuk ikna ediyorlar. Üçüncü bir türlü ikna edemiyorlar. 4 sene sürmüş bu baskı. En sonunda adam vazgeçiyor ve diyor ki tamam, ben arazimi vermek zorundayım ama evimi vermek zorunda değilim. Bir şartım var ve bunu kabul ederseniz o zaman sizlere arazimi vereceğim. Şart da neymiş efendim? Buradaki bulunan evini Milatka Nehri'nin diğer tarafına geçirirlerse o zaman bu araziyi verilmiş. Yeni hükümet bunu kabul ediyor ve evi tuğla tuğlayı sökerek Milatka Nehri'nin diğer tarafına geçiriyor. O dönemden sonra bu evin ismi İnat Evi ya da İnat Kuça olarak adlandıracak. Hemen benim sağımda caminin önünde bulunan yazısı da bulunuyor. İnat Kuça. Kuça Balkanlar'da ev demek. Burada güzel bir belediye saray yapılmaktadır. O dönemde bütün bu Avusturya Macar imparatorluklardan gelen misafirleri karşılamak amacıyla, ki en son karşılama ve o dönemde tarihe geçecek bir karşılama 1914 yılında buraya Avusturya'dan gelen veliaht Saraybosna'yı gezi yaparken ilk olarak buradaki programı yapacak belediye sarayında. Onun çıkışında Milatka üzerinde bulunan Latin Köprüsü 3. köprü diye biliniyor. Burada suikasta uğruyor ve maalesef Balkanlar o dönemden sonra karışacak. Ta ki 2. Dünya Savaşı'na kadar karışık bir durum, olay yaşanacak Balkanlar'da. 2. Dünya Savaş'tan sonra Tito gibi büyük bir lider ortaya çıkıp Slav kökenli insanları birleştiriyor. O dönemde Bosna Hersek toprakları Yugoslavya hükümetine olarak geçiyor ve onun almış olduğu kararıyla bu bina artık belediye saray olarak değil, burası Milli Kütüphane ya da Balkanların en büyük arşivi olarak kullanılacak. Maalesef 90'larda o Yugoslavya'nın dağılışıyla en fazla, en kanlı ya da katliamcı olan bir savaş Bosna'da yaşanacak. 92 yılında kuşatmaya başladıkları zamanda ilk belki yakılınacak bina olarak bu bina olacak. O dönemde tam 25 Ağustos gecesinde 92 yılında hemen bizim arkamızda görmüş olduğunuz dağın tepesinden bombalanıyorlar ve burada 2 milyondan fazla bulunan tarihi eserimiz maalesef yok oluyor. Şu anda dünyanın katkılarıyla 2014 yılında tekrardan yapıldı bir bina ama ne yazık ki ne belediye saray olarak ne de milli kütüphane olarak şu anda bomboş bir bina olarak görevini alıyor. Ama en azından bir tarihin korucusu olarak bir bina. Şimdi bizim turumuz bu binanın arkasında tam baş çarşıya. Tekrardan Saraybosna'ya hoş geldiniz. Benim ismim Muammer Kurtanoviç.
sizden ricam çantalarımızı özellikle ön tarafa alalım. Çünkü gerçekten kalabalık ve sıcak bir yere şu anda. O alıştığınız Türkiye'deki tam çarşılar değil. Burası dar sokaklar. Buyurun. Bak, senin çantan yok mu? Anne, çantanı şöyle. Evet arkadaşlar, Saraybosna'dayız şu anda. Kalabalıkla gidiyoruz. Evet, exchange var, döviz ofisi var görüyorsunuz. Yine esnaf dükkanları var. Tepsi satan. Sarajova diyor. Gördüğünüz gibi. Otel Sarajova diyor. Aşağı alıyor. Evet, kahve, Dibek kahvesi. Kahve diye geçiyor. Geç kalma ya. Geç kalma, bak ona da istedim. Telefonum yanımda değil ya. Evet, pansiyon var. Yani
bakayım bak. Evet, cami var sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Cami var. Evet, Sandra Zucker camisiymiş. Evet. Thank you.